Ramazan bayramı yaklaşırken tatil planları yapıldı. 9 günlük tatil otelleri şimdiden doldurdu. %80'in üzerinde bir rezervasyon otel dolulukları var şu anda. Bayramda 8-10 milyon kişinin tatile çıkması bekleniyor. Turizm acenteleri de bayrama özel paketler hazırladı. Tatil alımları devam ediyor. Ben bayrama kadar devam edeceğini düşünüyorum. Tur şirketlerinde 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi için de yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar tatilini iptal etmek yerine ertelemeyi tercih ediyor. %90'ı vatandaşımızın zaten tarih değişikliği yaptı. %8-10 kadar kısmı iptal yoluna gitti. Seçimden dolayı herhangi bir şikayet almadık. Herhangi bir iptalde ya da ertelemede sıkıntısı olan bir vatandaşımız olmadı. Türkiye bu yıl 50 milyondan fazla turist hedefliyor. Bu hedefin yakalanıp yakalanmayacağını özellikle Avrupalı turist belirleyecek. 49 milyon mu olacak, 46 milyon mu olacak? O birazcık Avrupa belirleyecek. Orta Avrupa'nın geliş hızı belirleyecek. İnşallah bu sezon yakalar diye düşünüyoruz. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAP, Seyahat Acentaları Dijital Dönüşüm raporunu açıkladı. Birliğin Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektöründe dijitalleşmenin önemini anlattı. Dijitalleşme hayatımızın her alanında biliyorsunuz. Fakat pazarlama, turizmin pazarlama ayağı olan seyahat acentacılığında da en yüksek düzeyde rekabet ve bir hız var bu konuda. Biz de Türkiye'deki turizm sektörünü bu rekabete, bu hıza hazırlamak için bir turizmde dijitalleşme ile ilgili yol haritası çalışması yaptık. Türkiye Bilişim Vakfı ile birlikte yaptık bu çalışmayı. Profesyonelce Ernst & Young şirketi bu çalışmayı tamamladı. Bugün de bize lansmanını, raporunu sundu. Çok ilginç şeyler var. Biz de raporu inceleyeceğiz. Ama sunumda gördüğümüz kadarıyla gerçekten çok değerli bilgiler var. Kısa, orta ve uzun vadede sektörün yapması gerekenlerle ilgili elimizde artık bir yol haritası, bir kitap var.